Seçilicim hoş geldin. Hoş bulduk Erdinç. Yengeniz 10 gündür beni yalnız bıraktı. Ha şimdi böyle mi oldu? <laughs> evet dostlar bir 10-15 gün, gündür yoktum İstanbul'daydım. Geldim ki Erdinç çok hasta gerçekten ama hasta hasta ben de ayağımın tozuyla hemen sizin karşınıza çıktık. Bu karşılaştırma önemli dedi çünkü. Bugün ne yapacağız Seçil? bu gördüğünüz üç makinenin arasındaki ince farkları ve hangisinin neye daha kullanışlı olduğunu anlatacağız. Hadi o zaman yapalım. Ben Erlin Çamaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay ya. Hoş geldiniz. Sevgili seçil. Şimdi biliyorsun FujiFilm 3 tane kamera arka arkaya çıkarttı. Ve insanların kafası karıştı. Hatta bazı insanlara göre FujiFilm hata yaptı. Aa. Ama aslında hata yapmadı. Şimdi hata almadığını anlatımlarda göreceğiz. Şimdi neden hata yapmadı biliyor musun sevgili dostlar? FujiFilm şu iki kamerayla yani XH serisiyle artık profesyonel dünyada mücadele etmeye karar verdi. Rekabet etmeye karar verdi. O yüzden bu iki kamerayı çıkarttı. Onlardan bahsedeceğiz. X'e 5'e sonra geleceğim. Şimdi önce H2S çıkarttı ve beraberinde de 1820'yi çıkarttı. Bu neyin mesajıydı biliyor musun? Bu artık profesyonel bir video kamerası. Hmm. Ama bu bu profesyonel bir video kamerası olarak fotoğraf makinesi ya da fotoğraf kamerası değil miydi? Öyleyse, Öyleydi. Öyleyse. Öyleydi. Bak şimdi. Seçil. XH2S'i aynı işte Üçünün aynı bir kere işlemcisi var. X prosesör 5. Bunun farkı 26 megapiksellik X-Trans 5. nesil stacked sensör. 26 megapiksellik. Ama bu ne anlama geliyor? S. Speed yani hız anlamına geliyor. Hı hı. Öyle ki bu makinede fotoğrafta mesela 40 kare saniye çekim var. bunlarda 20. Hmm. Bu makinede 4K 120 FPS var. Bunlar da yok. Başka bu makinede ne var da bunlar yok? Evet, rolling shutter. Çok önemli. Rolling shutter biliyorsun değil mi? O şeydir. Hani düz çizgilerin böyle oynaması değil. Bunu da oynamıyor. Bunlar da oynuyor. Şimdi yalan yok. Hmm. Doğruya Doğru ya doğru. Şimdi bir sevgili dostumun bir e-mailini okumak istiyorum sizlere sevgili dostlar. Şimdi selam Erdinç Bey nasılsınız diye başlamış. Sağ olsun. Adı da Eyüp Erdem. Videonuzu YouTube XH2 ve XH2S kıyaslamasından fark ettim. Anlatımınız, iştenliğiniz çok teşekkür ederim. Falan filan. Neyse. Ben 17 aydır aktif olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Aynı zamanda Photoshop, Premiere Pro, After Effects gibi Adobe'nin birçok sürümünü üst düzey kullanıyorum. Süper. Kendime bir yer açmak istiyorum. Kararsız kaldım. Hmm, evet, haklı. Şimdi XH2 mi XH2S mi? Ha, şöyle detaylar vermiş. Çok daha rahat cevap verebilmem için. Ben olursa firmamda tanıtım klipleri, ürün çekimleri, gelin damat video klipleri, post çekimleri gibi ürünler çekmeyi hedefliyorum. Ama makine de çok karşı kaldı. 500 dolar evet günümüz şartlarında iyi para. Şimdi burada sonlandırayım. 500 dolar ciddi para. Çok, çok iyi para. Ciddi para. Olsun. Ama şimdi bu anlattıklarını sevgili Eyüp kardeş düşünüyorsan senin kameran bir kere x aşık gelsin. Çünkü sen video öncelikli bir mekan açmayı düşünüyorsun. Ha, ürün çekimi. Vallahi gayet başarılı olur. İnsanların tabii yanıldığı bir nokta var. Megapiksel konusu. Vay, 40 megapiksel, 60 megapiksel, 100 megapiksel, 26 megapiksel. Arkadaşlar, megapiksel değil. O pikselin ölçüsü, ışık algılama kalitesi, o kadar önemli farklar yaratıyor ki. Şimdi oralara aldanmayalım. Şimdi gelin önce xh 2 hesap. İksaşkes bütün bunların yanında bir kere süratli fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Şimdi illa ki siz daha büyük fotoğraf istiyorum diyorsanız e, onu da Topaz Labın Gigapixel diye bir programı var. İstediğiniz kadar büyütüyorsunuz. Evet anladım. Evet. Şimdi sana bir bir şey sormuştun daha önce. Erginç ya bu otobüslerle ilgili. Ya bu şey e, reklam panolarında koca koca resimler görüyoruz. Ben hep merak ediyordum. Devam et lan, devam et. Ee, o büyük anladım. resimler nasıl çıkarılıyor? Hangi fotoğrafta, Hangi teknikle e, makineyle çekiliyor? Hangi teknikle işte büyütülüyor? Hangi makine daha uygundur? Gerçekten merak ediyordum. Ee, söyleyecek yer. Bu makinalar uygun mu? Mesela öyle bir şey olabiliyor seçil, mu bunlar? Ya? Şimdi, eğer ki bir otobüsü giydireceksen 26 megapiksel de yeterli. Yani T4'ün, T3'ün Hmm. Çektiği fotoğraflar yeterli. Hmm. Bina giydireceksen hmm. o zaman kusura bakma bu da yeter, bu da yetmez. Yetmez. Ha. O zaman orta formata geçeceksin. Hmm. Şimdi neden biliyor musun? Megapiksel ancak şeyle bağlantılı. Sensörün boyutuyla bağlantılı. Ve piksel sayzıyla yani ölçüsüyle bağlantılı. Hmm. Bu da yani biliyor musun? Şimdi pikselin ölçüsü ne kadar büyüyor ise o kadar daha çok ışık algılısı ve o kadar çok çözünürlük demek. Hı hı. Şimdi full frame'deki 26 megapiksel ile crop sensördeki 26 megapiksel aynı değildir. Hı. Değil. Ha, tabii ki teknoloji bugün o kadar ilerledi ki x sensörün ne yaptığını bilmiyorum Bayer sensörü oranla ama biliyorsun ki ben XT2'ye geçişim. Nikon D810'dan geçişim benim şeyden kaynaklanmıştı. Şaşırmıştım ya. Yani crop sensör bu kadar keskin fotoğrafta verebilir. Nikon'dan daha keskin fotoğraf veriyor. Hı hı. Evet. Keskinliğini sevmiştin. Yani. Tabii. Bu da ne anlama geldi? Tabii ki e, demek ki teknolojide enteresan gelişmeler oluyor. Şimdi ben biraz sonra x 2 ile ilgili benim şüphelerim vardı. Evet. 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 Hı hı. Yani diyordum ki ya 40 megapiksel yükselteceksiniz ama sizin sensörünüzün boyutu değişmeyecek. Sensörünüzün boyutunun değişmemesi piksel ölçüsünün küçülmesi anlamına geliyor. Hmm. Ama ne yaptılar ettiler bilmiyorum. Ama bir şekilde baş ettiler. Şimdi oraya dö geri döneceğim. Ben tekrar buraya dönmek istiyorum. İlk bu ne işe yarar? Kimlere hitap eder? Kimler kullanmalı? Şimdi. Ona bakalım. Sevgili Eyüp senin kameran bu. Çünkü senin hıza ihtiyacın var. Senin video kalitesine ihtiyacın var. Ve senin otofoküste hataya ödünün yok. Dolayısıyla XH2S kullanacaksın. Ürün çekiminde eğer ki sen ne bileyim ben çok minimal şeyler çekmiyorsan söz görelim ne bileyim yüzük, ben bir yüzük, küpe. küpe gibi şeyler çekmiyorsan ki onda dahi Başka teknikler var. Daha Önce ben biliyorsun bracketing ile ilgili bir video yapmıştım. Ha, yapmıştım. Ha. Evet, yapmıştım. Bracketing ile ilgili bir video yapmıştım. O zaman 26 hmm. megapiksel zaten yetecektir. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu 26 megapiksel stack sensör. Ne demek biliyor musunuz? Çift katman demek. Hmm. Yani çok basite indirgemem gerekirse Asa 52 megapiksellik bir sensöre sahip. Değil tabi de ama 20, 20, 26 megapiksellik üst üste iki tane sensöre sahip. Dolayısıyla veri hızı çok daha hızlı akıyor. Çok daha süratli. 40 kare, 20, 20 kare bunlarda. da. E, otofokus daha hızlı. Her şey daha hızlı. Dolayısıyla daha profesyonel. Şimdi eğer XH2'ye salıyorsanız sevgili dostlar. Özellikle video kanalındaysanız kesinlikle 18'e 120 ile beraber alacaksınız. Müthiş bir lens. Yani bu kamera için üretilmiş bir lens. Zaten bununla ilgili de bir içerik yapmıştım ben. Evet yapmıştım. Nedenini anlayacaksınız. Şimdi xh ile ilgili söyleyecekler şimdilik bunlar değil mi? Aa bir dakika, bir dakika. Çok önemli. XH2S her iki kamerayı da ISO performansında da dinamik alanında da dövüyor. Hmm. Bir buçuk stopa yakın. Her ikisinde de daha yüksek performansı var. Bu demek değil ki XH2 kötü bir kamera. Çünkü bu sefer de 40 megapiksellik bir avantajı sahip. E yani evet, çözünürlük yüksek. Bu da ne yarıyor? Eğer ki siz ne bileyim ben, makro çekiyorsanız. Yani duran resim mi? Yok. Küçük resim. Küçük resim. Evet. Küçük, küçük çekiyorsanız. Hı, hı. yani? Ve onu daha sonra ne kadar e, yakınlaşsanız da daha da büyütmek istiyorsanız hı, hı. neticesinde daha keskin fotoğraf alacaksınız. 40 megapikselin avantajı o bir kere. Başka ne avantajı var bunun? Videoda var. Videosu nasıl? 8K var. Bunda 6.2K Open Gate var. Open Gate ne demekti? Daha önce anlatmıştım size. Bütün sensörün, bütün piksellerini dolu dolu kullanmak var. Ama bunda 8K var. Çünkü 8K'lık piksel sensörüne sahip. 16 bölü 9. Ama önemli değil. Bunda 6.2K Open Gate yok. Hı hı. Yama var. Yani Open Gate olmadan var. Ama aynı özellik gibi işlev görüyor. Anlamazlar rağmen tam yeterli değil. görüyor o zaman. Tabii yeterli görüyor. Hı. Şimdi ne var biliyor musun? Bu ikisindeki video performansını kıyaslayacak isek eğer. Tabii 6,2K Open Gate ile 6,2K farklı şeyler. Ama 8K'nın avantajı bunda yok. Yani o yüzden yeterli oluyor. Anladım. Tamam mı? Hı. Ama 8K ne kadar çok kullanırsın, nerelerde kullanırsın Hı. bilemem. Ama bunda rolling shutter kuvvetli. Özellikle 8K'da bayağı böyle bir şey gibi, bizim yılbaşıdan sözleri vardı. evet, kıvırıyor gibi. Kıvırıyor gibi, aynen böyle oynar. Bunda onu görmüyorsun. Büyük avantajdır o videoda. Bunda 4K HQ var. Bunda yok. Bunda DCI 4K HQ var. Bunda yok. Ama yok demek bunun daha kötü bir ya da bunun daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bunun 4K HQ DCI ya da 4K HQ'su bunun normal 4K 60 FPS'siyle birebir aynı kalıyor. Yani o yüzden kafa karıştırıyor zaten Tabii. ve herkesin de kafasının karıştığı mesele bu galiba. Tabii. Yani şimdi, hangisi bana daha çok uyar hepsinin farklı özellikleri var. Ben diyorsun var. çok yabancı kanalda seyrediyorum. Evet evet. Ve her zaman da bir isme başvuruyorum. Gerald Andon diye bir isim. Gerald Andon bayağı ciddi e, teknik çalışmalar yapıyor. Ve şunu fark ettik kamera aslında bu makinenin yani H2'nin H2 4K HQ suyla bunun 4K'sı kalite olarak görsel kalite olarak aynı. Ama şöyle bir değil. dezavantaj ya da avantaj var. Bu 4K'yı 60 FPS'de verirken 4K HQ bu sadece 30 FPS'de veriyor. Dolayısıyla hmm. burada yine avantaj video avantajı H2'ye dönüyor. Hmm. Evet. Şimdi ilginç bir biçimde her ne kadar bu kamera, bu kameraya göre yani H2, H2S'e göre bir stop daha düşük gösteriliyorsa da F-Log 2 videoda aşağı yukarı aynı performansı sahipler. Dinamik aralıkta. Hı hı. Bu da enteresan. Çok enteresan. Çok bu da enteresan. Yani karışık. Tabii bu da enteresan. Şimdi dolayısıyla rolling shutter sizin için çok önemli değilse, siz daha durağın videolar çekiyor iseniz ve 40 megapikselin de fotoğraf engelliniğini yakalamak istiyorsanız, siz kontrollü bir ışık ortamında fotoğraf çekiyor iseniz sizin kameranız aşkı. Çünkü ISO performansı bu kameranın bu iki kamerayı da dövüyor. Hı. Nerede dövüyor? Bu kamera, şimdi ben T4 biliyorsun, T4 kullanırken her zaman söylemişimdir. ISO 6400'e kadar ben sorunsuz fotoğraf çekiyorum diye. Ben aynı performansı bu makinede 8000 ISO'da gördüm. Hatta çok zorlarsam 10 bin gördüm. Bu iki kamera H2 ve T4 T pardon H2 ve T5 T4 de aşağı yukarı aynı karakteri sergiliyor. Ha şurada yalnız bir, bir fark var. Onu da belirtmeden geçmeyeceğim. ISO performansında iki tane unsur vardır. Noise ve grain. Noise demek kirlilik demektir. Kirlilik nerede kirlilik? Renklerde renklendirme kirliliği. Ee, Keskinlikte keskinlik kirliliği ki kirliliği biz sevmeyiz. Ama biz fotoğrafçılar greni severiz. Videocular da severiz greni. Şimdi bu iki kameranın yenilenmiş işlemcisi ve sensörüyle grenlenmeyi görüyorsun. Pek noise görmemeye bak. Noise ancak 12800'den itibaren görüyorsun. Yani 8000'e kadar aşağı yukarı grain görüyorsun. Ki şöyle bir fark var. Tabi bunların baz isosu 125 iso olduğu için şöyle gördüm ben T4 ile T4'ün 6400 suyla bunların 5000 isosu aşağı yukarı aynı değerleri veriyor. Aynı karakteri gösteriyor. 6400 gayet tatlı grainli 8000 iso gayet yeterli kurtarılabilecek grene sahip Ondan sonrası için biraz sıkıntı var. Ha, bu he, ben H2 ve H2 ve T T5 ki aynı sensöre sahipler. ISO ile ilgili, grenlenme ile ilgili daha geniş bir içerik yapacağım ki sizler de kafanıza daha net bir biçimde görsele sahip olun istiyorum. Şimdi ne dedik? X 2 S X a 2 Belli ettik mi? Şimdi bunu nerede kullanırsın? Bunu eğer ki daha hareketli alanlarda kontrolsüz ışık alanlarında hmm. ISO performansının daha be becerikli olduğu alanlarda hatta ve hatta dinamik aralığının daha kuvvetli olduğu alanlarda kullanmak istiyorsan ve videoda profesyonel video çekmek istiyorsan AŞ-2 hmm. yaz. aş daha kontrollü stüdyo ışık ortamında portre, ürün çekimi ee, ne bileyim ben e, makro fotoğrafçılığı ne, ne bileyim ben kroplamayı çok yapabildiğiniz, yapmanız gerektiği fotoğraflar çekmek istiyorsanız H2. Gelin T5'e. Evet. Şimdi ben T5'i itiraf edeyim. Çok da ciddi almamıştım H2'den sonra. Evet. Çok minimal görmüştüm. Hı hı. Ama sağ olsun gerek Ferhat Bey Fuji Film e, Karaköy Fuji film, Türkiye bana bu kamerayı gönderdikleri an itibaren elim aldığımda ve sokağa çıktım fotoğraflar çektim seçim Neyle çektim biliyor musun? Şu üzerindeki 50 mm f2 ile çektim. Bir kere ölçü olarak yakıştırdım. Her şey olarak yakıştırdım. Şimdi biliyorum. Bazıları kızıyor. Baba ama diyor işte bunun h 2 yaş ya da işte x4 e gibi ekran. böyle yana açılır öne döner ekranı hmm. tamam da bu ekran size niye ihtiyacınız var? Vlog çekeceksiniz ihtiyacınız var. Hı hı. Selfie çekeceksiniz ihtiyacınız var. Onlarca sizin ihtiyacınız olacak ki. Ben normal şartlarda sürekli EVF'den yani vizörden fotoğraf çeken bir adamım. Biliyorsun. Evet, evet. Ben evet. LCD'yi çok kullanmam fotoğraf çekerken. Yalnız ben bununla sokağa çıktığımda Seçil ya ben bu EVF'i kullanmaya Neden kullanım biliyor musun? Çünkü çaktırmadan ne hoşuna gitti. Şöyle hı. açıyorum ve belden sanki hiç kimseye bakmadan, hiç kimseye şey yapmadan, işaret etmeden sanki fotoğraflarıma bakıyor gibi fotoğraf çektim. Şey, Sokak fotoğrafçılığında müthiş güzel. bir avantaj. Çok, 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 kolaylık sağlanmış aslında. Çok pratik olmuş makine. Aynen öyle. Bir de çok retro bir görünümü var. Ay, şey. retro, bir kere retro görünümüne ha, hayranım. Ben bu iki kamerada özellikle a genellikle genellikle şeyde çekiyorum. diyafram öncelikli çekiyorum. A'ya getiriyorum. Bunları bir ihtiyaç duymadım. Neden biliyor musun Seçil? Bütün kontroller bende ya. Ha, her şey sende manuel. Her şey manuel ve komple manuel çektim Seçil. Yani hiç bunu A'ya getirmedim. Ee, bunlar, bu işte ISO'yu A'ya getirmedim. Bunu A'ya getirmedim. Tamamen istediğim gibi fotoğraf çektim Hı. ve ee, neyi fark ettim biliyor musun? Fotoğrafçılığımı geliştiriyor. E, tabii ama bunu kullanabilmek için şimdi ben de anlatımdan şunu algıladım. Bilmek lazım. Ancak bilen insan, bilgili insan eline mı manuel ayarlarını yapabilir. İstediği gibi yaratabilir resmi. Yönlendirebilir ama e, bilmeyen için bu karışık gelebilir gibi geldi. Ha, yok. Yani e, tabii. Yani yani, karışık. Bilmeyen, fotoğrafı çok bilmeyen insan için bu ayarları yapmak karışık gelir. Şimdi bu bildiğimiz retro fiziksel çarklarını neden bilmiyorum profesyonel dünya çok sevmiyor. Sevmiyor ve, evet. Ve enteresan bir biçimde herhalde Fuji film çok dinledi ki bütün fotoğrafçılar gerek profesyonelleri gerek amatörleri gerek, gerek video sevenleri gerek Hı -hı. ki diğer kameralardaki gibi XH serisine tekrar PSAM ekledi. Ekledi. Ha ne var biliyor musun? Bunlar da şöyle bir avantaj var. Onları söylemeden geçemeyeceğim. Her ne kadar tabi mesela buradaki hani SCM su için çok seviyorum ya ben. Hı -hı. İstediğim gibi değiştiriyorum, batmadan değiştiriyorum. Hı hı. Bununla mesela şey, böyle bunda bir tuş. Olmuyor. Tuş, tuş sonra ekrandan, ekrandan düzelt, dan. sonra tekrar falan. Ama ne var pratik değil diyorsun? işte, bu daha pratik. Evet ama bunda da şey var, 7 tane atanabilir fonksiyon e, var. Ona da bir artı koymuş işte. Yani ayar fonksiyonu var. Sallıyorum ben, C1'e mesela fotoğraf, şey, sokak fotoğrafçılığı yapacaksın. E, single mod istiyorsun, single moda ayarladın. Hmm. E, otomatik pardon diyafram öncelikli çekeceksin. Diyafram önceliğini ayarladın. JPEG çekeceksin. Nostaljik nege getirdin. Hı -hı. ISO'da işte e, gündüz çekeceksen ne bileyim ben 125 ile 800 ISO'ya ayarladın. Noktaladın bitti. C1'e geldiğin zaman biliyorsun ki sen sokak fotoğrafçılığı yapacaksın gündüz. Video çekeceksin. Manuel ayarladın. Bütün ayarlarını yaptın. C2'ye getiriyorsun. C2'de kilitliyorsun. Bunları hatırladığım müddetçe tabi bu da büyük avantaj. O, da avantaj. o zaman burada da hız kısalanıyor. Ama ben yine de bunu daha çok seviyorum ya. Fotoğraf için daha çok seviyorum. Hı -hı. Bak fotoğraf için daha çok sever iken bu kamera videoda başarısız anlamına gelmiyor. Şimdi bunların ikisindeki fiziksel farklarının haricinde şöyle bak şöyle baktığın zaman yani çok ciddi da bir, boyut ciddi olarak da fark var yani. Ciddi bir boyut ee, Yani şey bunu olarak, bütün gün böyle taşır mısın? Belki. Ağırlık olarak da fark var. Ama bunu bütün gün taşırsın ya. Ben elimde var yok unuttum evet, yani. bence seyahatlerde, tatillerde belgesel falan çekeceğiniz zaman çok büyük avantaj. Elin ağrımaz, boynun ağrımaz. Bu inan bana o kadar küçük ki cebine koy, cebinden çıkart. <laughs> Elinde <gülüyor> taşı, <laughs> hiçbir ağırlığı yok. Çok pratik. Yani t 4 tam bir kere 50 gram daha daha hafif ve daha pop yani daha kompakt bir makina makine. Bir de bu F2 serisiyle kullanırsanız müthiş bir kamera ya. Müthiş. Ben 50 ile hakikaten görmüşsünüzdür. Çok güzel kareler yakaladım. Ha bu sadece bununla kullanacaksınız anlamına gelmiyor. Ben bunu şeyle de kullandım. 70-300 ile kullandım. Gayet e, yeterli. Gayet e, mis gibi fotoğraflar çekiyorsunuz. Güzel olan kısım şu. Bu sadece fotoğraf makinesi değil. Hmm. Bu aynı zamanda ciddi de bir video kamerası. Videosu iyi. Tabii. Neden iyi? Çünkü şimdi ne demiştik? Bir fark var. O da kayıt hızı farkı. Bunda şey yok. CF Express kart girişi yok. yok. Yok tabii. Bunlar da var. Şimdi bunlar da var. Ama bunda yok. İki tane UHD2 v 90 destekleyen ki hızı da fena değildir ha. Onların da. Ben sana söyleyeyim yani. Ee, Kamera Şey pardon. E, kayıt imkanı var. Şimdi bu da tabii 8K'yı herhalde ortadan yok etmiş o yüzden. Çünkü 8K için herhalde CFexpress kart ihtiyacım var. Çok mu önemli? Bence değil. Çünkü genellikle ne yapıyoruz biz? 4K çekiyoruz. Hmm. Şimdi bunda ama ne var biliyor ne musun? Var. Bundakilerin hepsi var. İşte. 4K HQ var. 4K normal var. DCI normal var. DCI HQ var. Yani 6,2 kardan itibaren bütün çekim modları var. Ne yok? Apple ProRes yok. Ne yok? 720 megabit saniye bitrate hızı yok. 360 megabitte kısıtlı. Ama a 264 H265 var. Kaldı ki bugün insanların çoğu zaten 264 çeker. Çünkü 265'i zaten işlemek için çok kuvvetli bir bilgisayar ihtiyaç var. Onun haricinde de diğerleri gibi hiçbir eksiği yok. 19 tane film benzetimi var. Hmm. Eterdası var bilmem nesi var. Yani daha kompakt. Daha fotoğraf odaklı. Ama ben arada sırada video da çekerim. Ama her şey de benim elimin altında olsun. Her şeye hakim olayım diyorsan T5 sizin kameranız. Evet. Şirin ya. Çok güzel. Çok güzel. Alın bir bakayım. Yani benim elimin küçüklüğü. Bakın. Ha bir de ne var biliyor musunuz? Ee, şeyi de kapısını da daha bir ergonomik hale getirmişler. Çok daha rahat taşınıyor. Mesela şunu elin aldığın zaman seçil. Yani, bu sana büyük. Bu büyük de, ağır da. Yani ben şöyle bir iki beş dakika tutsam bir dakika bir sen, sen onu sen bunu tutacağım beş dakika. Onu hiç tutamam herhalde. Oo. Bu tabii ki de daha var. Yani bu 4 dakikada <laughs> bitirir kolumu. Şimdi sevgili dostlar x 2 s x 2 x 5 Fotoğraf Hibrit Video ve hız Video öncelikliyseniz ama hızlı da fotoğraf çekmek istiyorsanız bu. Fotoğraf öncelikli ve özellikle geniş fotoğraf çekmek istiyorsanız bu. Keyifli fotoğraf çekmek istiyor. Arada sırada video da çekelim diyorsanız bu. Yeterince açıklayıcı oldu mu? Valla çok güzel oldu. Yani ben insanların yorumlarını da okudum senin e, videoların altında. Gerçekten herkesin kafası çok karışmış. Şimdi ne neye yatırım yapayım, ne alayım ama hedefine göre ne yapmak istiyorsan. işte az önce anlattığı gibi Bence hepsi de güzel. Yani ne yapmak istiyorsanız ona göre. Şimdi sevgili dostlar, alacaksınız. Bu, bu iki kamerayı biz sahibiz. Parasını da artık ödedik. Bu kamerayı sağ olsun Ferhat e, gönderdi. Şimdi yalnız Ferhat benim de kafamı karıştırdı. Yani. Şimdi seçil sırf fotoğraf için bu mu mu? Yani ben bunu çok sevdim. <laughs> Hem yani ben de elime çok almıyorum ama ara sıra çekmek zorunda kalıyorum. Hakikaten çok pratik. Çok. Ha, onu da elimde tutabilirim tabii ki. Ama hem daha küçük hem daha hafif. Bana bile e, çok pratik yani. Tabii. Çok çok, çok güzel görüntüde. Ferhat değişelim mi kamerada? <laughs> Sevgili dostlar. Umarım e, yani bu tatlı sohbeti sizlere belli bilgiler vermek adına yaptık. Umarım sizlere değer katmıştır. Beğenme butonunu hak etmiştir. Abone değilsiniz. Abone olalım. Ki hem bu kanala destek olalım hem de bu içerikleri beğeniyorsanız eğer daha geniş kitleleri sizin sayenizde daha çok yayalım. Valla şimdilik ne diyeyim sevgili dostlar yani öncelikle sağlık. Ee, keyif, huzur, bereket ile hoşçakalın. Ben Şomaç. Ben de yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın. kalın